Merhaba sevgili arkadaşlar, Bizim Okul Eğitim kanalından herkese sevgiler, saygılar. Ehliyet sınavı için ilk yardım sınav soruları ile birlikteyiz arkadaşlar. Birinci sorumuz, ilk yardımın tanımı nedir diye sormuş. İlk yardımın tanımı, olay yerinde hastanın durumunu daha da kötüleşmesini engellemek amacıyla ilaçsız olarak yapılan müdahaleye ilk yardım diyoruz. Cevabımız D şıkkı. İkinci soru, olay yerinde hastanın durumunun daha da kötüleşmesini engellemek amacıyla ilaç olarak yapılan müdahaleye ne isim verilir? Yukarıdakine arkadaşlar tam tersi, ilk yardımın tanımını verip adını sorabilir ya da tam tersi direkt ilk yardımın tanımını sorabilir arkadaşlar. İkinci sorumuzun cevabı C şıkkı. Üçüncü soru, hangisi ilk yardımın temel uygulamalarından değildir diye sormuş arkadaşlar. Koruma, bildirme ve kurtarma varken arkadaşlar kayıt tutma ilk yardımın temel uygulamalardan birisi değildir. Dördüncü soru, hangisi ilk yardımın temel uygulamalarındandır demiş arkadaşlar. Yukarıdaki sorun arkadaşlar direkt hangileri temel uygulama diye sormuş. Cevabımız koruma, bildirme ve kurtarma, yani arkadaşlar 5 şıkkında var. Beşinci soru, hangisi ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır? İlk yardımın öncelikli amacı hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak var. İyileşmeyi kolaylaştırmak var. Yaşamsal fonksiyonun sürdürülebilmesini sağlamak var. Cevabımız arkadaşlar bunların hepsi. Altıncı soru, aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın öncelikli amaçlarından birisi değildir? Yaşamsal fonksiyonun sürdürülemesini sağlamak var. İyileşmeyi kolaylamak var. Hastanın durumu kötüleştiğinde ilaçla müdahale. İlk yardımda arkadaşlar ilaçla müdahale yok. Cevabımız C şıkkı. Yedinci soru, aşağıdakilerden hangisi ilk yardımcıda bulunması gereken özelliklerden değildir? İyi bir iletişim becerisi sahip olmalıdır. Doğru. Sakin, kendine güvenli ve pratik olmalıdır. Doğru. Önce kendi can güvenliğini korumalıdır. Doğru. İlk yardımda kullanabileceği malzemeleri sürekli yanında taşımalıdır. Bu imkansız bir şey arkadaşlar. Sürekli bu malzemeleri yanında taşıyamaz. Cevabımız D seçeneği. Sekizinci soru. İlk yardımla ilgili yazılanlardan hangisi doğrudur? İlk yardım sırasında ilaç kullanılır. İlaç kullanılmaz. Yanlış. İlk yardımın acil tedavi yöntemlerinde yapılır. Yanlış. İlk yardım eldeki mevcut araç gereçlere yapılır. Doğru. İlk yardım sadece doktor ve sağlık personeli tarafından yapılır. İlk yardım yapma için doktor ve sağlık personeli olma şartı yoktur. Eğitimini alan herkes arkadaşlar ilk yardımı yapabilir. Temel şartımız mutlaka ilk yardım eğitimi alma şartı. Cevabımız C şıkkı. 9. soru. İlk yardım ve acil tedavi arasındaki fark. Evet, bu da ilk yardımla acil tedavinin farkını sormuş. Acil tedavi bu konuda ehliyetli kişilerce ilk yardım eğitim almış herkesin yaptığı hayat kurtarıcı müdahaledir. Evet, ilk yardım arkadaşlar eğitim alan herkes tarafından yapılırken acil tedavi ise bu konuda ehliyetli hastanedeki doktorlar tarafından yapılır. 9. sorumuzun cevabı A şıkkı. 10. Hastanın en yakın sağlık kuruluşuna sevkini sağlamak için amacıyla hangi telefon numarası alınır? Artık tek numara 112 olarak hepsi birleşti. Cevabımız D şıkkı. 11. soru. 112'nin aranması sırasında yapılması yanlış olan hangisidir? Hangisi yanlış diye sakin olmalı. Doğru. Sorulan sorulara net cevap verilmelidir. Doğru. Kesin yer ve adres bilgileri verilmelidir. Doğru. Telefon hemen kapatılmalıdır. İletişim için bu yanlış. 12. 112 arandığında adres tarif edilirken nelere dikkat edilmelidir? Tahmini bir adres değil arkadaşlar. Net, açık, rahatlıkla bulunabilecek şekilde adres tarif etmeliyiz. Yanlış. Olay yerine yakın bilinen bir yerin adı verilmelidir. Doğru. Acele bir şekilde hızlı konuşulmalıdır. Hızlı konuşmak iletişimi engeller arkadaşlar. Yanlış. Adres verilmeden sadece telefon numarası verilmesi yeterli. Direkt arkadaşlar telefondan adres bulmak zor olacaktır. Cevabımız B şıkkı. 13. soru. 112 aranırken yapılması yanlış olan davranış hangisidir? Yaralı sayısı bildirilmelidir. Evet, ona göre
kaç kişi yaralıysa gelen ekiplerin de ona göre hazırlıklı gelmesi için bu bilgi önemli. B'ye bakalım. Yaralıların durumu söylenmelidir. Bu da doğru bir ifade. Arayan kişi kendini tanıtmalıdır. Doğru. Olay yerindeki herkesin ismi tek tek söylenmelidir. İsimler arkadaşlar ilk yardım için önemli değil. Cevabımız D şıkkı yanlıştır. 14. soru. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımcının müdahale ile ilgili yapması gerekenlerden birisidir? Yaralının durumunu değerlendirmek. Doğru. Yaralının yarasını görmesini. Evet. Yaralanan kişiye yarasını göstermek. Yanlış. Yaralıyı soğuk tutmak. Yanlış. Yaralıyı olay yerinden taşımak. Yine yanlış davranış. Doğrusu olan A şıkkı. 15. Hangisi ilk yardımcının görevlerinden birisi değildir? Yaralıların korku ve endişelerini gidermek. Doğru. Onları sakinleştirmek. Yaralıyı sıcak tutmak. Doğru. Yaralının yarasını görmesini sağlamak. Yanlış. Cevabımız C şıkkı. 16. İlk yardımcının yaralıya müdahale ederken yapması yanlış olan davranış hangisidir? Yaralıyı sıcak tutmak. Doğru. Yaralıyı hareket ettirmeden müdahale yapmak. Doğru. Yaralının korku ve endişelerini gidermek. Doğru. Yaralıya su ve sigara vermek. Yanlış. Cevabımız D şıkkı. 17. Hayat kurtarma zincirinin birinci halkası hangisi? Sağlık kuruluşu öncelikle arkadaşlar haberdar etmek. Cevabımız A şıkkı. 18. Aşağıdakilerden hangisi hayat kurtarma zincirinin halkalarından değildir? Polis haber verme değil. Olay yerinde yapılan temel yaşam desteği, ambulans ekiplerince yapılan müdahale, hastanelere acil servisinde yapılan tedavi. Bunlardan birisi polise haber vermek değil. 19. İlk yardımın ABC'sini sormuş arkadaşlar bana. İlk yardımın ABC'si hava yolu açıklığının değerlendirilmesi var. Bak, dinle, hisset yönteminde solunumu değerlendirme var. Dolaşım belirtinin değerlendirilmesi var. Dolayısıyla arkadaşlar cevabımız D şıkkı. Hepsi. 20. soru. Acil tedavi nedir? Acil tedavi ünitelerinde doktor ve diğer sağlık personeli tarafından uygulanan tıbbi müdahaledir arkadaşlar. Cevabımız A şıkkı. 21. soru. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın öncelikli amaçları arasında değildir? Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak ilk yardımın amaçlarından birisidir. İyileşmeyi kolaylaştırmak vardır. Hastanın kötüleşmesini önlemek vardır. Ancak ilaç vererek tedavi etmek ilk yardımın amacı değildir. Cevabımız D şıkkı. 22. İlk yardımda koruma ne anlam taşır? Bulaşıcı hastalıklara karşı aşılanma değil, kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek amacıyla olay yerinin değerlendirilmesidir. Evet, cevabımız B şıkkı. 23. İlk yardımda bildirme ne anlam taşır? İlk yardımda bildirme, olay ya da kazayı mümkün olan en kısa sürede 112'ye bildirmek. 24. soru. İlk yardımda kurtarma ne anlam taşır? Kurtarma arkadaşlar, olay yerindeki hasta veya yaralıya hızlı ancak sakin yapılan müdahaledir. Cevabımız C şıkkı. 25. Aşağıdakilerden hangisi 112 aranmasında dikkat edilmesi gereken hususlardan değildir? Kim hangi numaradan arıyor belirtilmelidir. Doğru. Hastanın maddi durumu bu durumlardan birisi değildir. Yanlış. Hasta veya yaralının adı ve olayın tanımı. Evet. Adı sadece kayıt için gerekli, ancak burada asıl olarak hani ne oldu, trafik kazası mı, düşme mi, yangın mı, artık ne varsa bu bildirilmelidir. Doğru. Yapılan uygulamalar belirtilmelidir. Doğru. Yanlış olan B şıkkı. 26. soru. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımcı tanımında yer almamaktadır? Hastaya tıbbi araç gereç aranmaksızın yardım etme var. Hastaya ya da yaralıya mevcut araç gereçle yardım etme. Doğru. İlk yardımcı eğitim almış kişi ya da kişilerdir. Doğru. İlk yardımcı doktor ve sağlık personeli oluşur. İlk yardımcı sadece bunlardan oluşmaz. Eğitim alan başka meslek sahibi insanlar da ilk yardımcı olabilir. 27. soru.
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın öncelikli amaçlarından değildir? Hayati tehlike ortadan kaldırmak doğru, yaşamsal fokusunu sürdürmesi sağlamak doğru, yaralanan durumunu kötüleşmesini önlemek ve iyileşmeyi kolaylaştırmak doğru, 112 aramadan sorumlu olmak ilk yardımcının değil. Cevabımız D şıkkı. 28. Erişkin bir insanda dakikadaki normal nabız sayısı kaçtır? 60 ile 100 arası. B şıkkı. 29. Hangisi insan vücudunu oluşturan sistemlerden birisi değildir? Hareket sistemi, dolaşım sistemi, solunum sistemi varken arkadaşlar, böbrekler ayrı bir sistem değildir. Cevabımız D şıkkı. 30. Hangi dolaşım sistemi oluşturan organı hangisi? O dolaşım sistemi oluşturan organlardan birisidir. Cevabımız arkadaşlar kalp, akciğerler, solunum, kaslar, hareket, böbreklerde boşaltım sistemi. 31. soru arkadaşlar. Hangisi solunum sistemini oluşturan organlardan biridir? Evet, burada solunumu sormuş arkadaşlar. Akciğerler solunum sisteminin organıdır. 32. Hücre ve dokuların oksijenlenmesini sağlayan vücut sistemi hangisidir? Solunum gerçekleştirir arkadaşlar. Oksijen alımı yapılır. Cevabımız D şıkkı. 33. Erişkin bir insanın dakikadaki solunum sayısı. Erişkin bir insan dakikada 12 ile 20 defa solunum alır. 34. Normal bir insanın kendine yöneltilen tüm uyarılara cevap verememe haline ne ad verilir? Burada bilinç kapalı, yani bilinç 3. derece. Cevabımız D şıkkı. 35. Bir insanın normal vücut ısısı koltuk altından ölçüldüğünde ne kadardır? 36,5 derece kabul edilir. Cevabımız B şıkkı. 36. Aşağıdaki şıklardan hangisinde vücutta nabız alınabilen bölge doğru olarak verilmiştir? Şah damarı, Adem elmasının her iki yanında. Doğru. Cevabımız arkadaşlar A şıkkı. 37. Özellikle bilinç kaybı olanlarda nokta nokta geri kaçarak solunum yolunu tıkayabilir. Evet, burada solunum yolunu tıkayan nedir arkadaşlar? Dil. Cevabımız C şıkkı. 38. Olay yerinin değerlendirilmesinin amacı nedir? Evet, buradaki arkadaşlar yaralı sayısını belirlemek. Cevabımız A şıkkı. 39. Kaza yapan bir aracın yanına gelindiğinde ilk yapılması gereken nedir? Aracın öncelikle arkadaşlar kontağı kapanmalıdır. Cevabımız B şıkkı. 40. İlk yardımcının kaza yerinin değerlendirilmesinde dikkat etmesi gereken hususlar nelerdir? Çevrede etkisini sürdüren bir tehlike olup olmadığını kontrol etmedi. Evet, burada rahat ve güvenli bir müdahale için öncelikle kontrol gereklidir. Doğru. Kendi can güvenliği ile ilgili önlemleri almalıdır. Doğru. Kaza zedelere kendisini tanıtmalıdır. Doğru. Cevabımız bundan dolayı arkadaşlar hepsi olacak. 41. soru. Hangisi olay yerinin değerlendirilmesi sırasında yapılması gereken işlemlerdendir? Meraklı kişiler olay yerinden uzaklaştırılmalıdır. Evet, doğru. Olay yerinde sigara içilmemelidir. Evet. Yangın ve patlamaya sebep olma durumu olabilir. Doğru. Kontağı kapatarak el freni çekilmelidir. Doğru. Üçü de doğru olduğu için arkadaşlar cevabımız hepsi olacaktır. 42'ye geçelim. Olay yerinin değerlendirilmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Yaralının paniğe kapılmasını engellemek için yarasını görmesine izin verilmelidir. Yarasının görülmesine arkadaşlar izin verilmez. Daha da panik yapacaktır. Cevabımız A şıkkı yanlıştır. 43. soru. Gazdan zehirlenme olan bir odaya girildiğinde ilk yapılması gereken hangisidir? Evet, gaz varsa arkadaşlar kapı ve pencereler açılıp oda havalandırılmalıdır. Cevabımız A şıkkı. 44. Hasta yaralının değerlendirilmesinin amacı nedir? Evet, hasta ya da yaralı niçin değerlendirme yapılır? Hastalık ya da yaralanmanın ciddiyetini değerlendirmek. Doğru. İlk yardımın önceliklerini belirlemek. Doğru. Yapılacak ilk yardımın yöntemini belirlemek. Doğru. Cevabımız hepsi doğru. C şıkkı. 45. Hasta ya da yaralı değerlendirirken ilk önce hangisi kontrol
Nedir? İlk yapılacak iş arkadaşlar bilinç durumlara. Cevabımız C şıkkı. Ondan sonra solunum durumlarına geçilebilir. 46. İlk değerlendirilmesinde bilinç kapalı, solunum ve nabzı olan bir hasta ya da yaralı da yapılması gereken nedir? Kalp masajı yapılır. Yanlış. Suni solunum değil. Bulunduğu pozisyonda bırakılır. Yanlış. İkinci değerlendirme yapılır. Tekrar arkadaşlar bunların değerlendirmesi yapılır. Cevabımız D şıkkı. 47. soru. İkinci değerlendirme sırasında yaralı muayene edilirken hangi sıra izlenir? Önce baş, sonra boyun, sonra gövde, en son kol ve bacaklar. Cevabımız A şıkkı. 48. Bilinci açık olan bir hastanın ikinci değerlendirmesinde ilk olarak ne yapılır? Eğer bilinci açıksa arkadaşlar tekrar ilk yapacağımız iş hastaya kendimizi tanıtmakla başlayabiliriz. 49. soru. Hasta yaralının değerlendirilmesinde hangi işlemler yapılmalıdır? Çevre güvenliği sağlanır. Doğru. Bilinç kontrolü yapılır. Doğru. İlk yardımın ABC'si değerlendirilir. Doğru. Cevabımız hepsi de şıkkı. 50. ve son soru. İlk yardım uygulaması sırasında hava yolu açıklığı nasıl sağlanır? Hava yolu açıklığı arkadaşlar baş çene pozisyonu verilerek sağlanır. Cevabımız C şıkkı. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarıyla tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, takipte kalın.